Sıfır polinomu direkt sıfıra eşittir arkadaşlar. Sabit polinomda sabit bir sayı eşit. İşin içinde x yok. Bu yüzden Px polinomuna bir a dersek P2 polinomu da a'dır. P3 polinomu da a'dır. Bu yüzden bu a'lar gider. Px polinomunun bakın 4 olduğunu görürüz. Ne verirseniz verin 4 çıkıyor demek. Rx hemen yazalım 0. Haliyle P1 ile P4'ün çarpımı evet 4 çarpı 4'ten 16. P2 ile R3'ün çarpımı 4 çarpı 0'dan evet 0. P1 4 olduğu için R3 0 olduğu için cevap 4 olmalı. Üçüncüsü yanlış. Cevap 1 2 geldi C şıkkı. Burada indislerin yerine yani şu indis dediğimiz şu işte. Bunların yerine arkadaşlar 4 yazacağız ve 3 yazacağız. P4x burada haliyle x üzeri 4 artı 4x kare artı a olacak. Sonra Gidip bir de P3x'i bulacağız. P3x'in yanında x kare ile de çarpmayı unutmayacağız. x küp bir de x kare ile çarparsam x üzeri 5. Sonra e, n yerine 3 yazarsak 3x kare bir de x kareye çarparsak arkadaşlar 3x üzeri 4 oldu. Sonra a zaten duruyor burada. Bir de bunu x kare ile çarparsak a x kare olur. Taraf tarafı topladığımız zaman x üzeri 5 artı 4 x üzeri 4 artı 4. 4 artı a x kare artı a polinomu oldu toplamı. x eksi 2 ile bölümünden kalan arkadaşlar 52 imiş. Yani sıfıra eşitlersek x gördüğümüz yere 2 yazacakmışız. 32 artı 2 üzeri 4 16 4 64 artı a'yı bilmiyoruz ne olduğunu. Buraya da yazarsak artı 4 a artı 16 oldu arkadaşlar. Böylece 80 32 artı 5A eşittir 52. 32 ile 52'yi götürelim. 5A öbür tarafa geçti. Eksi 60 oldu. A eksi 12 oldu. Bakın hep işlem yapıyoruz. Haliyle x üzerine n artı n x kare eksi 12 polinomuymuş. P2'yi bulacağız şimdi. P2'yi bulmak için de arkadaşlar ne diyeceğiz? X yerine 2 yaz. X kare artı 2 x kare eksi 12. Bundan dolayı Burası arkadaşlar artık 3x kare eksi 12 eşittir 0 sıfır oldu. Sıfırlarının kareleri toplamı demiş. Şimdi x kare eşittir 4 olacağı için x1 arkadaşlar eksi 2, x2 de 2. Bunların kareleri toplamı 4 artı 4'ten 8 a şıkkı geldi. Sıfırlar demek bu arada polinomun sıfırı dediği zaman kökler demektir. Onu anlayamayan arkadaşlar için de ekstradan söylemiş olayım. Polinom arkadaşlar bir kere kök x olmamalı. x'in derecesi doğal sayıdır. O yüzden demek ki kök x diye bir ifade yok. O yüzden a 3 olmalı ki bu direkt gitsin. Yine aynı şekilde 1 bölü x kare diye bir ifade olur mu polinomda? Olmaz. Bu yüzden b 3 olmalı arkadaşlar. Gitmiş oldu. Artık px eşittir. 0 artı 0 a 3x b de bu yüzden 3 olduğundan 3x artı 3 geldi. Px eksi 1 polinomu demektir? x gördüğün yere git. x eksi 1 yaz demek. Bundan dolayı 3x eksi 3 artı 3'ten 3'ler birbirini götürdü. Cevabımız 3x e şıkkı olur. Polinomun aslında size denklemini bir nevi vermiş. Nasıl? Çarpanlarından biri x kare eksi 2x artı 3 ise evet bu vardır. Başka katsayısı evet 4. Bir de arkadaşlar x eksi 3 ile bölünüyor demek üçüncü dereceden bir polinomu olduğu için diğer çarpanı da x eksi 3 demektir. Gerçekten x kare ile x'i çarpınca bakın x küplü ifade oluyor. Tamam px hazır önümüzde. Bu çarpanlara ayrılmış şekilde söylüyor senin yazmanı istiyor. Bunu anlamak lazım. Bundan sonra artık px polinomunun katsayılar toplamı x yerine 1 yaz demektir. 1 eksi 2 artı 3. 1 eksi 3. Buradan da 4 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 arkadaşlar. Şurası artı 2 pardon. Eksi 2 ile çarpınca eksi 16 oldu C şıkkı. Px polinomunun 2x eksi 3 ile bölümünden kalan eksi 1'dir. Hemen o zaman burayı sıfıra eşitlediğimizde ne diyeceğiz? P3 bölü 2 eşittir eksi 1. Aynı şekilde x gördüğümüz yere yine 3 bölü 2 yazarsak r3 bölü 2 de arkadaşlar 3 olacak. P kare x demiş. P kare x ne demek? Burada sonuç olarak 2x eksi 3'ten yine 3 bölü 2 yazmamız gerektiği için P kare 3 bölü 2 demek. Eksi 1'in karesi de 1 olur. Yine R 3 bölü 2 yazacağız. Çünkü aynı şeyi istemiş. Burada da 3 olacak. 1 çarpı 3'ten E şıkkını elde etmiş olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bir makine gibi düşünün. Diyelim süt koyuyorsunuz. Sağ taraftan peynir çıkıyor. Sol taraftan yoğurt çıkıyor gibi düşünün. Tamam mı? Haliyle bir girdi var. O girdiye sayı olarak düşünün. Tamam mı? Hani girdi ne demek derseniz. Giren ürün. Giren şey ve sayı. Burada bir n sayısı konduğu zaman polinom sol taraftan bir polinom çıkıyormuş. ppx şeklinde. Yani x yerine n yazdığında da ppn oluyor. Bileşke fonksiyon gibi düşün. Sağ tarafta da arkadaşlar ne oluyormuş? px artı 3. O zaman pn artı 3 olur x yerine n yazdığımızda. Fonksiyon birinci dereceden bir polinommuş. Birinci dereceden polinom normalde budur. Baş kat sayısı 2 olduğu için 2x artı b gelecektir pn artı 3'e de bakın. nye gördü, x gördüğüm yere n artı 3 yazarsam haliyle arkadaşlar 2n artı 6 artı b gelir. Bu 8'e eşitmiş maviden çıkan. Bu yüzden 2n artı b 2. Bu kenarda dursun. Şimdi gelelim diğerine. Burada da arkadaşlar p içine yazıyorum dikkat. pn. pn n eşit? 2n artı b. O zaman yeni durumda bileşkeden dolayı p 2n artı b oldu. 2n artı b'de de x gördüğünüz yere 2n artı b yazacağız. Buradan da 4n artı 3b olur. Bu da 7 eşit. Alt alta yazayım artık. 4n artı 3b eşittir 7 diye. Eksi 2 ile çarpıyorum. N'ler gitsin. 3b'den b çıkınca 7'den de 4 çıkınca b 3 oldu. Bu arkadaşlar polinomun zaten sabit terimi cevabımız c. Px polinomu arkadaşlar böyle dördüncü dereceden bir polinom olarak verilmiş. Çarpanlarına ayrılmış. x eksi a ile bölümünden kalanı sıfır yapan değerler. Tam bölünüyor yani. Buna göre x yerine a yazarsak pa eksi birin sıfır olması lazım. Peki bu ne demek? pa eksi biri önce bul demek. a eksi iki, a eksi üç, a eksi dört ve a eksi bir artı birbirini götürür. a artı b olur. Şimdi burada arkadaşlar bu ifadenin sıfır olması için a ya 2'ye eşittir ya 3'e eşittir ya 4'e eşittir ya da eksi b'ye eşittir. Çünkü hepsine birden eşit olamayacağına göre ya o ya o ya o şeklinde. Ve bu işte alabileceği değerler derken o yüzden böyle söylüyor. Toplam alabileceği değerler 16. Bir nevi biz kök bulduk arkadaşlar. Haliyle b buradan eksi 7 geldi. Artık şurayı karalayayım. Polinom arkadaşlar x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 6 oldu. Px artı 2'yi sorduğu için zaten kolay. Hemen Px artı 2'yi bulmaya çalışalım. x artı 1. Sonra arkadaşlar x. x eksi 1. x artı 2 koyduğumuz zaman da eksi 6 gidecek. Böylece x eksi 4 kalacak. Bu polinom arkadaşlar. Buradaki şıklardan hangisine bölünür nasıl anlayacaksınız? Çarpanlarına ayırarak bunları bakın. x x artı 1. Aynen var. X çarpı x artı 1 burada olduğu için tam bölünür. X çarpı x eksi 1 bu polinomda var mı? Var. X çarpı x eksi 1'e tam bölünür. X eksi 4 çarpı x eksi 1. Tam bölünür, bölünür arkadaşlar. Evet doğrudur. X eksi 5 çarpı x artı 1. Bak burada ısı patladı. Neden? X eksi 5 diye bir çarpan var mı? Px artı 2 de yok. Bu yüzden cevabımız değişik oldu. Yani tek tek hocam neden x gördüğümüz yere eksi 1 yazmadık 0 yazmadık? Bu soruda çarpanlar açık ve seçik belli bir şekilde olduğu için kontrol etmemize gerek kalmadı. Şey gibi düşünün. Siz 48'e 6'ya bölmek için bölüyor musunuz? Yoksa zaten 48'e 6'ya bölündüğünü biliyor musunuz? Bunun gibi yani. Zaten görünen bir şey varsa tek tek denemeye gerek yok. Px bir polinom olmak üzere pa küçüktür 0 eşitsizliğini sağlayan doğal sayılarına bu polinomun negatifleri denir. Px eşittir 2x eksi 1 ve 3x eksi 15 eşitlikleri verilmiş. R Px'in kaç tane negatif vardır diyor. Bunu böyle bileşke fonksiyonda da aynı şeyi söylüyoruz ya. İçine yazmak demek. Yani R Px ne eşit? 2x eksi 1'e. R 2x eksi 1'i bulacaksın. O da 3 parantezinde 2x eksi 1 eksi 15 olur. 6x eksi 3 eksi 15'ten de 6x eksi 18 yapıyor. Bunun kaç tane negatifi vardır demek. İşte bu eşitsizlik çöz demiş x küçüktür 3. doğal sayı dediği için haliyle 0, 1 ve 2 olacak. cevabımız c 3 tane olur. Baş kat sayısı 3 sabit terimi 2. Hemen şöyle yapalım. 3x kare artı 2. x'in katsayısını bilmiyoruz ona bx diyelim. Bu px polinomu. Katsayılar toplamı demek x'e 1 ver demek 3 artı b artı 2 eşittir 10'dan b eksi 5 o, şey artı 5 oldu Pardon. Bu kenarda dursun. Böylece polinomumuz 3x kare artı 5x artı 2 geldi. Rx polinomu baş kat sayısı 2 olan ve x eksi 2 ve x eksi 4'e bölündüğünde hep 6 kalanını veren bir polinommuş. Gerçekten P2'ye yazın bakın x yerine 2 yazınca 6 geliyor. 4 yazıyorsun yine 6 geliyor. O yüzden kalanlar sabitse arkadaşlar hep aynı sayı çıkıyorsa böyle sanki önce tam bölünüyormuş gibi ama sonra tabii ki kalana eklemeyi unutmuyoruz. Bu da Rx polinomu. Şimdi P2x artı x çarpı Rx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan. Burayı sıfır eşitle x yerine 1 yaz. P2 artı 1 çarpı R1'den R, P2 artı R1 soruluyor. Arkadaşlar burada P2'yi bulmak kolay. Artık polinom zaten bu. P2 12 artı 10 artı 2 artı R1 kaçtır? X yerine 1 yazarsak 2 çarpı Eksi 1 çarpı eksi 3 artı 6. 6 altı artı 6'dan bu da 12 yaptı. Şurada e, kendi yazımı okuyamadım birden. Şunu bir düzelteyim. Şurası neydi? 2 idi. Böylece arkadaşlar 12, 10, 22, 2 daha 24, 12 daha 36 oldu C şıkkı. Güzel bir soru. Derecelerde şunu görmek gerekiyor. Sonuç olarak bir polinomun derecesinde sabit sayının... Pek bir önemi yoktur. Hatta hiç önemi yoktur. Biz işlem yapmıyoruz. Polinom derecesine bakıyoruz. X karenin derecesi nedir? 2. Çarpı olunca araya ne koyuyoruz? Artı. P'nin derecesi belli mi? Hayır. P. X'in derecesi nedir? 1. R'nin derecesini biliyor musun? Hayır. Demek ki P'nin derecesi R'nin derecesinden 1 eksikmiş arkadaşlar. Çarpımda yine dereceleri toplarız. P'nin derecesine R-1 eksi diyorum. Araya artı koyuyorum. Çünkü çarpma işlemi R'nin derecesine de R demiştik. Böylece. R eşittir 7 oldu. Gerçekten bak şuna dikkat edin. P'nin derecesi mesela 6 olduğu için x üzeri 6 olsun. R'nin derecesi 7 olduğu için x üzeri 7 olsun. Bunları çarparsanız x üzeri 13 geliyor. Bunun gibi derece ile ilgili bir sıkıntınız varsa konu anlatımına bakarsınız. Böylece prx'te neye bakacağız artık derece için? Derecenin derecesi çarpılırdı değil mi? prx'te? Yani üstün üstü çarpılır. 7 çarpı 6 42 oldu. Hemen örnek x üzeri 6'nın 7. kuvveti nedir? Üstün üstü çarpılır 42'dir. Bunun gibi kafanız karıştığında değişik polinom düşünmeyin. x üzeri n polinomunu düşünmeniz yeterli olur. Bakın şimdi burada sorunun hemen sonunda şunu fark ediyor musunuz? Px artı bir 3. derecedenmiş. Bir polinomun içerisindeki sabit değişirse derece değişir mi? Örnek Px polinomu x ise Px artı bir polinomu 5. dereceden falan mı oluyor? Hayır yine birinci dereceden oluyor. O yüzden Demek ki Px polinomu da 3. dereceden bir polinommuş. Bu çok basit ama önemli bir şey bizim için. Bir başka kat sayısı vardır. Ve bu üç denklemde polinomu böldüğüne göre işte polinom buymuş. Hepsi bunun çarpımı. Gerçekten hepsini çarpınca polinom 3. dereceden olur. Çarptığınız zaman şöyle başlar. Ax küp nokta nokta devamı önemli değil. Şimdi bunu bir de şöyle göreceğiz. Px artı 3 arkadaşlar. Ax artı 1. x ve... Ee, x artı 5 olacağı için x gördüğümüz yere x artı 3 yazınca haliyle ne olacak bakın bu polinomu neye bölmüşüz x kübe. peki şu polinom neyle başlayacak a x küple başlayacak a x kübe a x kübe bölerseniz a gelir a da neye eşitmiş soruda bölüm 2 böylece polinomun baş kat sayısını anlamış olduk bu polinom arkadaşlar px polinomu buymuş Artık bizden Px artı 1'in sabit terimini istiyor. X gördüğün yere 0 yaz. Senden P1'i istiyormuş. P1'i bulalım. 2 çarpı. Bak dediğim gibi bu Px. Sakın X yerine 0 yazmayın. P1'i buluyoruz şu an. 1 eksi 1. 1 yazınca eksi 2. 1 yazınca 3 oldu. Böylece 2 çarpı 3 6. 2 ile de çarparsak 12 E şıkkı geldi. Polinom da zaten bir fonksiyondur arkadaşlar. O yüzden P'nin tersi Y eşittir X sizi aldatmasın. Normal fonksiyondaki aynı yorum. Yani bunu hemen şöyle göstereceksiniz demek. At öbür tarafa daha kolay. Bak P2 sıfırmış. At öbür tarafa P'nin tersini normal geçer. P3 eşittir 0. Fonksiyonda söylediğimiz şey. Derece Px eşittir 2 olduğundan dolayı bak. Bu polinom x kareli bir polinom. Yani ax kare artı bx artı c şeklinde. Ama ben böyle yazmam. Çünkü polinomun kökleri sana verilmiş. Bu polinomun sıfırları, yani ikinci dereceden denklemin kökleri. Bir denklemin kökü 2 ise çarpanı nedir? X eksi 2. Kökü 3 ise çarpanı nedir? X eksi 3. Başka sayı bilmiyoruz. Kalan var mı artık yok. Çünkü bunlar zaten tam bölüyor polinomu. İşte biz size polinom. P1'i de yerine yazarak a eksi 1 çarpı eksi 2 eşittir 6 vermiş. Bu yüzden a 3 oldu. Artık yerine yazarsak polinom 3 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3. Bizden x eksi 4 ile bölümünden kalanı istiyor. Yani x yerine 4 yaz demiş. P4 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 oldu arkadaşlar. B şıkkı.